Sincan'daki bu küçük salonda toplananlar, izledikleri piyesin Türk siyasetinde yeni bir perde açacağından habersizlerdi kuşkusuz. Başbakanlık konusunda tarikat şeyhleriyle ihbar açanlar da çok haberdar görünmüyordu olan bitenden. Biz Nakşiyiz, Nakşiyiz. Nakşibendi tarikatınlar. Teşekkür ederiz. Ancak perde tüm gürültüsüyle açılmaya başlamıştı bile. Takvimler 28 Şubat 1997'yi gösterdiğinde 54. hükümet için artık çok geçti. Necmettin Erbakan ve Tansu Çiller'in refah yolu yediği bu postmodern darbenin etkisine 3 ay dayanabildi. ...54. hükümetin istifasına neden olan sebepler hepinizin malumudur. Yeni hükümeti ANAP liderliğindeki ana sol D koalisyonu kurdu. Ancak bu da uzun ömürlü olmamıştı. 55. hükümet yolsuzluk iddiaları üzerine verilen bir gen soru önergesiyle düşürüldü. Anayasamızın 99. maddesinin 5. fıkrasına öngörülen sal çoğunluk sağlanarak güvensizlik istemi kabul edilmiş. Başbakan Sayın Ahmet Mesut Yılmaz, yani Bakanlar Kurulu meclisimizce düşürülmüştür. Türkiye 1999 Nisan'ındaki seçimlere Demokratik Sol Parti'nin azınlık hükümetiyle gidecekti. Ancak seçimlerden önce kimsenin tahmin edemediği bir gelişme yaşandı. İstanbul'a inen bu özel jet Kenya'dan sürpriz bir paket getirmişti. O paketin içinde 15 yıl süren kanlı bir dramın başrol oyuncusu vardı. Öcalan'ın ani bir operasyonla Türkiye'ye getirilmesiyle toplum rahatlamıştı. Bu rüzgarı arkasına alan DSP ve MHP, Nisan 1999 seçimlerinde ilk iki sırayı aldılar. Artık yeni bir dönem başlıyordu. Bülent Ecevit liderliğindeki DSP ve Devlet Bahçeli'nin MHP'si geçmişin üzerine bir sünger çekmeye karar verdiler. Bu ikiliye Mesut Yılmazlı ANAP'ta katıldı. 57. hükümet sahnedeydi artık. Yeni koalisyon hükümetinin parolası istikrardı. Özellikle 1990'larda ard arda krizlerle sarsılan ekonominin artık rayına oturtulması gerekiyordu. Bunun için ilk hedef enflasyon canavarının yenilmesiydi. IMF'nin kapısı bir kez daha çalındı, bir istikrar programı hazırlandı. Ekonomik göstergeler enflasyonun düştüğüne işaret ediyor, TL güçleniyordu. Aralık 1999'da Helsinki'de ilan edilen Avrupa Birliği adaylığı ise hükümetin karnesine yazılan bir diğer artı oldu. İşler yolunda gidiyordu. Ancak bu istikrar görünümü bazı önemli aksaklıkları perdelemiş, özellikle ekonomideki meşhur yapısal sorunlar giderilememişti. 99 seçimlerinin arifesinde ekonomiden sonra devlet bakanı intihara teşebbüs etti, Hikmet Ulubay. Niye olduğunu bilemedik. Recep Önal'ı tercih etti hükümet, hem başbakan yardımcısı, başbakan Ecevit, biraz anladığım kadarıyla başbakan yardımcısı Hüsamettin Özkan da Recep Önal'ı tercih etti. Recep Bey tamam, kendisi iyi bir ekonomist olabilir ama kendisinin o görevi o noktada çok hazırlıklı olduğunu ben zannetmiyorum. Şimdi. Ve genelde hazineden sorumlu devlet bakanlığı döneminde de çok, yani Hikmet Bey, Hikmet Ulubay ayarında bir performans çıkardığını söyleyemeyiz. Bu tabii ekonomi yönetiminin biraz bana göre zayıflamasına yol açtı. Artı Hüsamettin Özkan da ekonomi yönetiminde çok nazım bir rol oynamaya başladı. Bence bu da yanlıştı.
Ekonomi yönetimi döviz kurundaki iniş çıkışları istikrar önündeki en önemli engellerden biri olarak görüyordu. Bu yüzden Türk lirasını dolar ve euroya bağlayan kur çıpası sistemine geçilmişti. Herkes biliyordu ki bir sene sonra enflasyon ne olursa olsun döviz kuru aynı olacaktır. O yüzden iç tüketim arttı, ihracat artmadı ve Türkiye'de devlet bu gürültü içinde de büyük harcamalar yapmaya başladı. Sorunun temelinde bankacılık sektörü vardı. 2000 yılında Türkiye'de 80'in üzerinde banka bulunuyordu. Banka sayısı arttıkça sorunlar da artıyordu. Niye müsaade etti bankalara? Kasım 2000'e kadar tam 10 bankaya el konulmuştu. Zaten irreal bir yapı vardı. Ekonomi de irrealdi. Gerçekle ilgisi olmayan bir döviz kuru vardı. Ve bankacılık sistemi de bu sabit kuru yüzünden sürekli borçlanmaktaydı. Devlet kağıdına yatırım yapıyor. Buna açık pozisyonlar veriyor. Böyle pozisyonlar ve bankalarda boşaltılıyor. Bunların dosyaları hasır altı ediliyor. Kasım ayının son haftalarına girildiğinde piyasalarda tam bir kriz havası hakimdi. Gazetelerde bankalar arasındaki güvenin sarsıldığı yorumları yapılıyordu. Piyasalarda nakit sıkıntısı baş göstermişti. Dolar ve faiz fırlıyor, borsa rekor düşüşler yaşıyordu. Kasım'ın son haftası geldiğinde Merkez Bankası'nın kasasından 5,2 milyar dolar çıkmıştı. Tüm dikkatler bankacılık sektörüne yoğunlaşmışken piyasalar 6 Aralık'ta gelen bir haberle sarsıldı. Bu 19 Şubat krizinin ilk işareti Kasım ayında alındı. Bir gün birdenbire bir ödemezlik sorunu çıktı. Yani devlet bankaları ile özel banka arasındaki bir kağıt alışverişinde devletin kağıdıyla borçlanmış olan Demirbank ödeme yapamaz duruma düştü. Elindeki kağıtları götürdü. Ödeme izledikleri anda Demirbank'a el konuldu. Yani 19 Şubat krizinin ilk işareti 1992 yılının Kasım ayında Demirbank'a el konmasıyla bu ilk işaretti. Ve o belliydi zaten, barut fıçısı yanıyor. İçindeki fitil alevlenmiş. Bunun ilk işareti oradaydı. Merkez Bankası kasasından çıkan milyarlarca doların telafisi için ekonomi yönetimi IMF'den yardım istedi. Bu istek geri çevrilmedi. Başbakan Ecevit'e göre her şey yolundaydı. IMF'den 7,5 milyar dolarlık ek kredi sağlanmıştı. Kasım krizinden gereken derslerin ben alındığını zannetmiyorum. Gereken sonuçların çıkarıldığını zannetmiyorum. Kasım krizi ekonomide bazı şeylerin iyi gitmediğini gösteriyordu ve belki daha Kasım'da, Kasım kriziyle birlikte oturup ciddi bir şekilde ekonominin gözden geçirilmesi gerekiyordu. Sorunlar nerede, sorunlu alanlar nedir ve ne gibi önlemler almak gerekiyordu. Küçük bir ameliyat gerekiyordu, küçük bir operasyon gerekiyordu. Kasım'da yaşadığımız olayın adı kriz filan değildi. Daha biz krizi yaşamadık. Kasım'da yaşadığımız hadisenin adı bankacılık sisteminde likidite sorunuydu. Ve dedim ki esas kriz önümüzdeki dönemde. ...2000 yılının Kasım ayında yaşananlar... ...ekonominin motoru olan bankacılık sistemindeki aksaklıkları gözler önüne sermişti. 19 Şubat'ta patlayan o büyük kriz... ...hem ekonomik hem siyasal krizdi. Fakat bunun tohumları daha önceki yıllarda atılmaya başlanmıştı. Birinci olay 28 Şubat diye bildiğimiz... ...dolaylı askeri müdahale, postmodern askeri müdahale diyoruz. Orada bir kendine özgü bir kapalı rejim gelmişti. Bu kapalı rejimde, ekonomide, siyasette genel evrensel kuralların dışında işletildi. İşte bu ekonomik krizin kökleri. Yani devletin özelleştirme adı altında başlattığı büyük olay, evrensel olay, birdenbire yerel bir pasta paylaşmasına döndü. İrrasyonel, hiç fizibilitesi olmayan projeleri, özel sektör, devletle yakınan özel sektör, medya sermayesi, devlet müteahhitleri ve siyasal iktidar paylaştılar. Bu bir krizin bir tohumuydu. Tekim sonra işte banka iflasları 20 milyar doları aşan bir batak olarak bunları gördük. Bunların arasında belki de en dikkat çekeni sektörde ortaya çıkarılan usulsüzlüklerdi. Batan her bankanın, kamu bankalarında geri dönmeyen her kredinin zararı toplumun üzerine yıkılıyordu. Paralarımızı ödeyin! Bu vatandaşın parasını el koymuş devlet, ödemiyor. O zamana dek devlet bu konuda iki ayrı önlem almıştı. İlk olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun oluşturulmasıyla
finans sektörü üzerinde denetim kurulmasına çalışıldı. İkinci yolsa yapılan yolsuzlukların doğrudan üzerine gitmekti. İlk adım 22 Aralık 1999'da Ege Bank'a düzenlenen kasırga operasyonuyla atıldı. Televizyon ekranlarını elleri kelepçeli bankacı, bürokrat ve iş adamı görüntüleri dolduruyordu. Operasyonun arkasında iki ismin imzası vardı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı Zekeriya Temizel, ekonominin sorumsuz, kişilerin ve ülke çıkarına uygun olarak işletilmesi artık bir zorunluluk. Ve İçişleri Bakanı Saadettin Tantan. Başlangıcı tamamen savcıların denetiminde. Artık bu deliller kafi. Yani bu deliller bu suç oluşumunun ortaya çıkmasında ve mahkemeye getirilmesinde kafi kararı verildikten sonra yakalamalar başlandı ve böylece süratle her tarafta, ülkeler tarafında değişik isimlerle operasyonlar başladı. Bütün bu çalışmalar büyük bir gizlilik içerisinde yürütüldü. Yolsuzluk soruşturmaları, devlet tiyatroları ve Türk Dil Kurumu gibi kültür kurumlarına kadar uzanacak, kamuoyunun yakından tanıdığı birçok kişi yolsuzluk suçlamalarının muhatabı olacaktı. Yeni yılın ilk günlerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Cumhur Ersümer, TEAŞ Genel Müdürü Muzaffer Selvi'nin de aralarında bulunduğu 7 bürokratı görevden aldı. Konya Yeşilhisar İletim Hattı ihalesinde 4 trilyonluk yolsuzluk yapıldığı söyleniyordu. Enerji Bakanlığı'nda yaşanan bu gelişmenin üzerinde önceleri çok durulmadı. Ancak bu, 2000 yılının sonbahar aylarında başlayan yolsuzluk operasyonları zincirinin en tartışmalı halkasını oluşturacak sürecin başlangıcıydı. 8 Ocak Düzey Jandarma Komutanı, Cumhur Ersümer'in düğmeye ben bastım açıklamasını yalanlıyordu. Komutanın açıklaması ortalığı karıştırdı. Operasyonu kimin başlattığı tartışması gündeme esir almıştı. Beyaz enerji operasyonunu veren biziz. Yani orada jandarma genel komutanı da bize getirdi bildiği. Emri biz verdik, hemen başlayalım. Ve projesini biz çizdik yani onun. Yani savcıyı çağırttırdık, emniyeti, güçleri çağırttırdık. Projeli çalışmayı biz başlattık. Gece yarısı baskınları, elleri kelepçeli üst düzey yetkilileri, eski bakanlarıyla finlere taş çıkarıyordu beyaz enerji. Medyanın ilgisi büyüktü. Baskınlar neredeyse canlı yayınlanacaktı. Şimdi bu insanlar savcının ve mahkeme kararıyla alınıyor. Ama bu alınan insanlar belki delillere göre bir kısmı işledikleri suç oranında belki savcının iddianamesine girmeyebilirler de. Onların için gazeteye çıkmaması gerekiyor. Ama hep çıktı bunlar, çıkarıldı. Şeyleri sulandırmak ve yozlaştırmak için. Basına düştüğünüz zaman bu sistemden uzaklaşıyorsunuz. Zaten yasa gereği 4422 sayılı yasaya göre basına vermek de suç aslında. DGM savcısı Talat Şalk'ın hazırladığı iddianamede Ersümer'le ilgili iddialar Enerji Bakanı'nın istifasına kadar gidecek bir süreci başlattı. Beyaz enerji operasyonu olarak kamuoyuna duyurulan soruşturma tamamlanarak iddianameye bağlandı ve nöbetçi devlet güvenlik mahkemesine şu anda sevk edildi. Milli Güvenlik Kurulu 19 Şubat'ta Avrupa Birliği için ulusal programı görüşmek üzere toplanacaktı. Zirveden iki gün önce 17 Şubat'ta çıkan gazeteler Sezer'in Devlet Denetleme Kurulu'nu harekete geçirdiğini yazıyordu. Cumhurbaşkanı Sezer, kendisine bağlı olarak çalışan Devlet Denetleme Kurulu'na
Emlak Bankası, Vakıf Bank, Halk Bankası gibi kamu bankalarının hesaplarını ve özellikle geri dönmeyen kredileri incelemesi talimatını vermişti. Ecevit ise BDDK'nın yetkisinde olan bu konuya Cumhurbaşkanı'nın el atmasını içine sindirememişti. Başbakan'a göre denetimin denetimi yapılmak isteniyordu. Cumhurbaşkanı ve Başbakan arasında veto krizleriyle başlayan gerginlik denetleme tartışmalarıyla doruğa çıkmıştı. Bunlar bir Milli Güvenlik Kurulu Şubat ayı olağan toplantısı için olağan görüntülerdi. Dakikliğiyle tanınan Başbakan Ecevit toplantıya 15 dakika gecikmişti. Toplantı başlayalı yarım saat olmuştu ki Başbakanın makam aracı Çankaya Köşkü kapısından yıldırım hızıyla çıktı. Belli ki bu olağan toplantıda olağanüstü şeyler yaşanıyordu. Toplantı aniden sona ermişti. MGK üyeleri Çankaya Köşkü'nden birer birer ayrılıyordu. Ecevit ve diğer bakanlar başbakanlığa gittiler. Askerlerin ise bir durum değerlendirmesi için genelkurmayda toplandığı konuşuluyordu. Ankara'da kafalar iyice karışmıştı. Devletin tepesinde yaşanan tuhaf durum soru işaretleri yaratıyordu. MGK toplantısı hiçbir açıklama yapılmadan sona ermişti. Gergin bekleyiş doruğa ulaştığında Başbakan Ecevit ortaya çıktı. Türkiye bir ölüm sessizliğine bürünmüş, Ecevit'i dinliyordu. Bugün son derecede üzücü bir olay oldu. Milli Güvenlik Kurulu toplantısının açılışında gündeme geçirmeden önce kamu görevlilerinin önünde Sayın Cumhurbaşkanı söz alarak son derecede terbiye dışı bir üslupla bana ağır ikramlarda bulundu. Devlet geleneklerimizde yeri olmayan, eşi görünmedik bir davranışta bulundu. Ya kendisine aynı üslup içinde yanıtlar bulunacaktım veya terk etmek zorunda kalacaktım. Onun için toplantıdan çıkmayı tercih ettim. Orada bulunan değerli bakan arkadaşlarım da aynı davranışta bulundular, toplantıyı terk ettiler. Cumhurbaşkanının kamu bankalarının denetimi konusundaki hassasiyetinden doğan tartışma, Türkiye'yi hiç beklemediği bir krizin içine bırakıvermişti. Ve 19 Şubat'ta bu kriz patladı. Şimdi bizim, yani hukukçular bunu illiyet raptasına, Kozalit'te çok somut bir olay var. İkinci Dünya Savaşı'nda bir yaşlı İngiliz kadın tuvalete giriyor Londra'da. O sırada Almanlar bombalamaya başlıyor. Kadın işini bitirip sifonu çekiyor ve ev yıkılıyor. Oysa bir Alman bombası düşmüş. Kadın bilmiyor onu. Enkazın altından çıkartıyorlar. Ben sifonu o kadar hızlı çekmedim diye bağırıyor. Sanıyor ki sifonu çektiği için devrildi. Oysa Alman bombası düşmüş. Bu da öyle. 19 Şubat'ta Çankaya'da kavga çıktığı için kriz patlamadı. Kriz zaten vardı. O Ecevit'in dışarı çıkıp bu bir devlet krizidir demesi ekonomik kriz ve siyasal krizi alevlendirdi. Ecevit'in açıklamaları piyasalarda deprem etkisi yarattı. Birkaç saat içinde Merkez Bankası'ndan yaklaşık 5 milyar dolar çekildi ve borsa çöktü. 19 Şubat krizini yalnız sadece işte böyle bir tepki oldu da onun arkasından böyle bir şey oldu diye değerlendirmek de yanlış olur. O zamana kadar ekonomik hayat içinde izlenen yanlış politikaların büyük bir birikimi var tabii. Çok hassas dengeler üzerine oturmuş bir ekonomisi var Türkiye'nin ve bu ekonomiye bir yerinden dokununca birdenbire patlıyor, bu hadise ortaya çıkıyor. O tarafını da göz önünde tutmak lazım ama politikacıların da bu konularda çok dikkatli olması lazım. Bakanlar Kurulu 4,5 saat süren bir toplantıdan sonra Başbakanımıza yapılan çirkin muamele devlet geleneğimiz ve terbiye sınırlarıyla bağdaşmamakta açıklamasında bulundu. Sezer, kamuoyu önünde özür dilemeliydi. 19 Şubat'ta Milli Güvenlik Kurulu toplantısında yaşananlardan daha vahim olan şey, aynı gün Bakanlar Kurulu toplantısında yaşanmış olanlar. Aynı gün Bakanlar Kurulu toplantısında saatler boyunca incir çekirdeğini doldurmayacak sözler konuşulurken Merkez Bankası döviz rezervleri erimekteydi. Ben yazılı bir notla Başbakan Yardımcısını bu durumdan haberdar edip bu konuda artık tahammül edemeyip uyardıktan ve toplantıya bir son verip hükümetin görevinin başında ekonomik programında aynen yürürlükte olduğunun bir an önce duyurulmasının
döviz rezervlerindeki erimeyi durduracağını ve bunu derhal yapmamızı söyleyen bir notla müdahale ettikten sonra o bakanlar kurulu 2 saat daha Sayın Başbakan'ın 7 cümlelik açıklamasını nasıl dizayn etmesi gerektiğini tartıştı. Ben notumu yazdığımda Merkez Bankası'ndan gelen döviz rezervleri toplamı 2.7 milyar dolardı. Açıklama bittiğinde yani günün sonuna doğru 6.5 milyar dolar ulaştı. Bu gözlerimin önünde yaşanmış bir facia. Ecevit ve Bakanlar Kurulu'nun açıklamalarından sonra Sezer savunmaya geçti. Yaşanan krizin sebebi Başbakan Bülent Ecevit'i aşarak araya giren bir bakanın saygı dışı müdahale, söz ve davranışlarıydı. Bu gerçeğe karşın başbakanca yapılan açıklamanın neden olduğu gelişmelerden kendisinin sorumlu tutulması en hafif deyişle haksızlıktı. Milli Güvenlik Kurulu toplantısında Cumhurbaşkanı açtığı konu, yani hükümete eleştiri getirmesine yol açan konu, onu dayandırdığı konu, bu kamu bankalarının durumuydu ve kamu bankalarıyla ilgili teftiş mekanizmalarının karşılaştıkları sorunlardı. Orada hükümet denetimden kaçmakla suçlamıştı. Orada Hüsamettin Özkan o dönemde Halk Bankası'ndan sorumluydu. Diğer bank koalisyon ortakları, onların da hepsinin birer bankası vardı. Birer kamu bankası vardı ama tabii o verdiği mesaj sanki öncelikle Hüsamettin Özkan'a yani adres Hüsamettin Özkan gibi gözüküyordu. Tabii istediği kadar Hüsamettin Özkan olsun, sonunda hükümete karşı orada getirilmiş olan bir tavırdı. Bunalım çıktı deyince bunalım çıkmaz. Bunalım sona erdi deyince de bunalım sona ermez. Bunalım başladı. Orta yerde millet meclisinin güvenini almış bir hükümet vardı. Şimdi yok. Bu bunalım değil de ne? Kopenhag zirvesi yaklaşırken Türkiye, ilerleme raporu şokunu atlatabildi mi? Seçimler, Kopenhag zirvesinden çıkacak sonucu nasıl etkileyecek? Kopenhag zirvesi son şans mı? Seda Akgül, tüm bu soruları Bilgi Üniversitesi Avrupa Birliği Koordinatörü Profesör Doktor Emre Gönen'le tartışıyor. Profesör Doktor Emre Gönen, Avrupa Birliği gündemini akademik platformda analiz ediyor. Avrupa Birliği'ne doğru 14.35'te TV8'de. Devletin tepesindeki kavganın faturası ağırdı. Yüz binlerce insan işini kaybetmekle kalmadı, kurlardaki ani değişiklikle cebindeki parasından doğdu. Üretim çarkı durma noktasına geldi. Türkiye 20 Şubat sabahına Sakıp Sabancı'nın deyimiyle %40 fakirleşerek geldi. Kasım ayındaki mesajı, ekonominin verdiği mesajı hükümet okuyamadı. Orada benim iddiam, benim görüşüm şu: eğer ekonominin yönetimi bunu iyi okuyabilseydi, o takdirde Şubat 2001 krizi yaşanmazdı, önüne geçilebilir ya da bu ölçüde şiddetli bir patlama olmazdı. Bütün ülkede bir şok havası hakimdi. Gazetelerin yazdığına göre milyarlarca dolar bir anda buhar olup gitmişti. Ne olmuştu? İşte o gün Çankaya'da yapılan Milli Güvenlik Kurulu zirvesinde Cumhurbaşkanı ile Bülent Ecevit ve Hüsamettin Özkan arasında bir tartışma oldu. O yüzden de kriz patladı deniyor. Ecevit'in kapı önüne çıkıp bu ciddi bir devlet krizidir demesi. Oysa bu sebep değildi. Bu sadece sonuçlardan bir tanesiydi. Başbakan Ecevit bir çare bulmalıydı. IMF programına harcanan 2 yıl, yapılan fedakarlıklar çöpe gitmişti. Her şeye yeniden başlamak gerekiyordu. Sorun neydi? Sorun biz borçlarımızı yönetemiyorduk. Borçlarımızı çeviremiyorduk. Fakat 1999 aralığında yapılan standby anlaşması tam içselleştirilemediği için, benimsenilmediği için hükümetçe bütün orada yazılan koşullara uyulamadı. Uyulamadığı için problem yerinde de tutulamadı, sabitleştirilemedi, yani büyümesi engellenemedi, büyüyerek devam etti ve işte önce Kasım 2000, sonra Şubat 2001 olayı ortaya çıktı.
ekonominin tekrar nefes alıp verebilmesi için paraya ihtiyaç vardı. Yine IMF'nin kapısı çalındı. Para fonunun bu denli büyük bir operasyonu gerçekleştirebilmesi için büyük ortak Amerika'nın onayı gerekiyordu. Arjantin de IMF'nin kapısını çalmış, ancak Amerika istemediği için boş çevrilmiş ve kaderini terk edilmişti. Türkiye'de benzer bir akıbete uğrayabilirdi. Ancak stratejik konumu dolayısıyla Türkiye kendi kaderine bırakılacak bir ülke değildi. Ve birdenbire Türkiye'nin jeopolitik önemi pazarlama alanına geldi. Yani neden Arjantin'e el uzatmadılar? Neden Güney Kore ya da Endonezya o rejim sarsıntısında yaşarken Türkiye 19 Şubat krizinde yaşamadı? Burada birdenbire Türkiye'nin jeostratejik önemi ön plana çıktı. Yani ne olursa olsun Türkiye'yi yaşatmamız lazım kavramı. İşte Orta Doğu'da Saddam duruyor. Orada İran tehdidi var. Şu var, bu var. Ve bir başka mesele daha vardı. Türkiye 1999'un 15 Aralık günü Helsinki'de Avrupa Birliği'nin aday üyesi olarak Amerika tarafından zorla kabul ettirmişti. Yani Türkiye'nin jeostratejik önemi 19 Şubat'ta topyekün çöküşe mani oldu. Bu yüzden IMF Ankara'ya yeni bir defter açmaya karar verdi. Büyük meblağlı kredilerin karşılığında Türkiye ekonomisinde yapısal reformlar yapacaktı. Fakat her şeyden önce Ankara'nın bu yenilikleri koordine edecek uluslararası piyasalar nezdinde güvenilirliği olan birini bulması gerekiyordu. Dünya Bankası binası hareketli günlerinden birini yaşıyordu. Arjantin'de patlak veren krizin ardından sıra Türkiye'ye gelmişti. Kahve molalarında, yemek aralarında Türkiye'yi kasıp kavuran ekonomik kriz konuşuluyordu. Başkan yardımcılarına ayrılan ofislerden birinde ise Türkiye'de olup bitenler daha bir dikkatle izleniyordu. Ofisteki kişinin adı Kemal Derviş'ti. Eskiden danışmanlığını yaptığı Başbakan Ecevit kendisini aramış ve yardım istemişti. Bu konuşmadan yalnızca 48 saat sonra Washington'dan Türk ekonomisinin anahtarlarını devralmak üzere uçacaktı. Türkiye'nin ekonomik olarak krize girdiği dönemlerde zaman zaman dışarıdaki uzmanlardan yararlanma yoluna gittiği biliniyor. Bu 12 Mart sonrasındaki ara rejim sırasında da olmuştu. O zaman da yine Dünya Bankası Başkan Yardımcısı olan Sayın Atilla Karaosmanoğlu hemen hemen Sayın Derviş'in konumunda Türkiye'ye gelmişti. Ve Başbakan Yardımcısı sıfatıyla da Türk ekonomisini kurtarma işlemini üstlenmişti. Şimdi benzer bir şeyi yine Sayın Kemal Derviş'te görüyoruz. O da Dünya Bankası Başkan Yardımcısı ve Türkiye ekonomisini kurtarmak üzere Türkiye'ye gelmiş bulunuyor. İki gün sonra Başbakan Ecevit'le beraber kameraların karşısına geçti. Yüzünde mahcup bir ifadeyle kendinden ve yapacaklarından söz etti. Hakikaten Türkiye hızla düze çıkar. Şu anda işimiz çok, çok yoğun. Medya için işi bulunmaz bir malzemeydi. Başarılarla dolu bir kariyere sahipti, dünyanın en iyi okullarından dereceyle mezun olmuştu. Amerikalı sarışın bir eşi, kendisini gölge gibi izleyen güzel bir danışmanı vardı. Türkiye o hafta dervişle yatıp dervişle kalktı. İşi gerçekten zordu. Ekonomi tam anlamıyla felç, insanlar sayısını bile hatırlamadıkları ekonomik krizlerden dolayı bezgin, ümitsizdi. Türk medyası ise onu ilk günden kurtarıcı ilan edivermişti. Bence Kemal Derviş bir kurtarıcı, bir kahraman falan diye bakmamak lazım. Kemal Bey'in çok önemli fonksiyonu ki bunu icra etmiştir. Yapılması gereken sade şeyleri programlayabilmiştir. Bunlar böyle hani 100 bin kişilik ordu karşısında 1000 kişiyle çıkıp onları perişan etmek falan gibi bir kahramanlık değil veya batan gemiyi işte şöyle bir şey yaparak hani masal kahramanı falan öyle değil mesela. Mesela Türkiye'nin şu anda da başka şekilde yapılması gereken bir doğru dürüst hesabını yapmak, tedbirleri sıralayabilmek, öncelikleri tayin etmek, onları yaptı ve bunu bir disiplin içinde yaptı. Türkiye pusulası bozulmuş, motoru arızalanmış bir gemi gibiydi. Önce sakin bir limana çekilecek, sonra da yeniden yüzdürülecekti. İlk geldiğinde görüştük 2 saatte yakın. Gerçekten güzel bir görüşme olmuştu. 3-4 sayfalık bir bilgi notu sundum. Dedim ki şimdi buraya geldim. Ne yaparsan
özgürce yapabilecek bir durumdasın. Kimse sana itiraz edemez çünkü dibe vurmuş. Her şey dibe vurmuş. Aman dedim, aman al eline baltayı, kes. Radikalin radikali davran, şimdi konjonktür müsaittir dedim. Ecevit tarafından bakanlar kuruluna tanıtıldığı andan itibaren kendini Türk siyasetinin dalgalı denizinde buluverdi. Bulunduğu özel konumu sonuna kadar kullanmak istiyordu. Bu yüzden Ecevit'in DSP'ye girme teklifini reddetti. En iyi bildiği işi yapacak, ekonomiye yoğunlaşacaktı. Ancak çok fazla zamanı yoktu. Hemen ekibini oluşturdu. Şafak sökerken yapılan toplantılarda atılması gereken adımlar kararlaştırıldı. Meslek örgütleriyle ard arda toplantılar düzenledi, planlarını açıkladı. Şimdi Kemal Derviş'in kamuoyunda bir popülaritesi olduğu, bir karizması olduğu muhakkak bence. Niçin bu böyle oldu? Bir kere dürüst bir insan olarak tanınıyor ve bilen bir insan olarak tanınıyor. Yani yapabilen insan. Nedir görevi? Ekonomiyi bayağı çığırından çıkmış olan bir ekonomiyi düzene sokmak. O şekilde sokmak, bu şekilde sokmak ama çarkların işlemesini sağlamak. Kemal Derviş'ten beklenen buydu. Türkiye, tarihinin en tatsız bayramlarından birini yaşarken, o, televizyon ekranlarında güçlü ekonomiye geçiş adını verdiği programın ilk ayağı olan acil önlemler paketini açıklıyordu. Toplum rahatsızdı. Esnaf sokaklara dökülmüş, hükümeti istifaya davet ediyordu. Türkiye ile 18. anlaşmasını yapan IMF'nin dizginleri elden bırakmaya niyeti yoktu. Önce istediği yasal düzenlemeler yapılacak, para sonra gelecekti. Bu gerçeği çok iyi bilen Derviş'in sloganı 15 günde 15 yasa oldu. Bu aslında ülkemiz açısından da utanç verici bir şeydir, durumdur. Türkiye Büyük Millet Meclisi başka meclislere benzemez. Burası Büyük Atatürk'ün meclisidir. Burası Kurtuluş Savaşı'nı gerçekleştiren meclistir. Gazi meclistir. Böyle bir meclistir burası. Bu mecliste şu söz çok incitir hepimizi. Siyasetçi olalım olmayalım. Derviş yasaları. Yok böyle bir kavram. 10 tane madde geçecek bilmem ne, 15 tane işte kanun geçecek. Açıkçası Türkiye'nin pazarlık etme gibi bir lüksü de yoktu. Acil paraya ihtiyaç vardı. Kabinedeki omurdanmalara rağmen yapılması istenilen değişiklikler peşi sıra meclisten geçti. 14 Nisan'da güçlü ekonomiye geçiş programı ilan edildi. Program, koalisyonu oluşturan 3 partinin de taahhüdü üzerine kurulmuştu. Bankacılık sektörü yeniden yapılandırılacak, devlet kemer sıkacak, yeni memur alınmayacak ve kadrolar daraltılacaktı. Hazine arazileri, kamu malları ve taşıtları için müzayedeler düzenlendi, iç borçlar takas edildi. 24 Nisan'daki Bakanlar Kurulu toplantısında Derviş, IMF'den gelecek yüklü yardım paketini açıkladı. Bizzat Amerikan Hazine Bakanı'nın ağzından bunun Türkiye'nin son şansı olduğu yorumları yapılıyordu. 15 Mayıs'ta IMF yönetimi Türkiye'nin açıkladığı ekonomik programı onayladığını ve toplam 19 milyar dolarlık kredi sağlayacağını açıkladı. Yardımın gelmesinden sonra ortalık duruldu. Derviş ilk sınavını başarıyla vermişti. Bu tür kişilere neden Türkiye yöneliyor? Bunun nedeni Türkiye'nin uluslararası kredi kurumlarından, başta IMF ve Dünya Bankası olmak üzere, uluslararası kurumlardan daha kolay borçlanmasının sağlanacağı düşüncesi. Ki burada da yanılmadığını söylemek mümkün Ankara'nın. Çünkü hem Sayın Karaosmanoğlu hem Sayın Derviş, görev dönemlerinde hem IMF'den hem de Dünya Bankası'ndan daha kolay borçlanmayı sağlamışlardır. Kamuoyunda esen sempati rüzgarlarını arkasına alan Derviş, yıllardır yolunun düşmediği Anadolu şehirlerini keşfe çıktı. Derviş'in bu Anadolu çıkarması medyada nabız yoklama turları olarak yorumlandı.
tüm şehirlerde ilginin odağıydı. Neredeyse Fahri Başbakan ilan edildiği günlerde derviş bu gezileri bıçak gibi keserek Ankara'ya döndü. Maalesef Sayın Derviş 5. ayında 6. ayında Türkiye'deki irrasyonel davranan, buna bir kısım medya lafını sevmem ama bir kısım medya dahil, bir kısım işte sermaye erbabı dahil, başka sosyal kesimler dahil, siyasetçiler var olan durumdan rahatsız olup da düne kadar ne olacak bu memleketin hali deyip de ne olacak benim halim diyen siyasetçi erbabı dahil herkes aman sen kahramansın, aman sen büyüksün dedi ki derviş nasıl yürüdü, nereye baktı, öksürdü mü, yedi mi, içti mi, günümüz bu oldu. İnsanidir zaaflarımız, belki onlara aldandı. Oysa sadece işini düşürecekti. Kalkıp da acaba ben parti kursam öyle mi olur, böyle mi olur diye siyaset kısmını sonraya bırakacaktı. Bütün bunlara rağmen keramet aramaya devam edilmişti. Adamcağız da kendisini Allah Allah ben neymişim yahu? Yahu Kemal sen neymişsin havasında böyle? Başbakan gibi, cumhurbaşkanı gibi, Türkiye'nin padişahı gibi falan havalara falan sokulmuştur adamcağız. Ankara'da durum çok farklıydı. Derviş'in Anadolu turu ve gördüğü yoğun ilgi hükümette rahatsızlık yaratmıştı. Ayrıca sık sık yurt dışına çıkıyor ve her dönüşünde elinde kalın dosyalarla geliyordu. Evrak çantasını her açtığında iktidar partilerinin devlet kurumlarındaki ağırlıklarını azaltacak düzenlemeler koyuyordu masaya. Derviş'e isyan bayrağını ilk açan özelleştirmeden sorumlu devlet bakanı Yüksel Yalova oldu. IMF'ye Mayıs sonuna kadar tütün kanununun çıkarılması taahhüdünde bulunulmuştu. Yüksel Yalova ise bu konuda niyet mektubunu kim yazdıysa, kim imzaladıysa sorumluluğu o taşır dedi. Yalova çok geçmeden istifa etmek zorunda kaldı. Yalova'nın da dediği gibi derviş eline baltayı almıştı. ...31 Mayıs'ta IMF'e imzaladığımız standby'da bitecek demişiz. Canım bir hafta sonra bitsin ne olacak? Şart mıdır? Yani ayet midir 31 Mayıs'ta bitmezse? Aradığınız ne? En yüksek mutabakatı sağlayıp sosyal kesimler açısından varsa doğabilecek problemleri minimize edip asgariye getirip... ...öyle bir yasa yapalım ki savunucusu çok olsun, karşı çıkıcısı az olsun. Bunu söyledim ben. Belli çevreler, ben onların hepsini günü gelince yanıtlayacağım, biliyorum. Efendim, kim ne hesap peşinde koştu, daha ben oraya ziyarete giderken hangi hazırlığın peşindeydi, onların hepsini biliyorum. Gün ola, harman ola, hepsi söylenir ama buradan bir netice çıkaralım. 31 Mayıs günü olmadı diyelim. Ne zaman geçti tütün yasası? Aradan zaman geçti. Sayın Cumhurbaşkanımız önce veto etti, uygun bulmadı, tekrar geldi, şimdi Anayasa Mahkememize gitti. Peki 31 Mayıs tarihinde biz tütün yasasını çıkarabilmiş olduk mu? Bir sene gecikti. 1999 seçimlerinde oy patlaması yapan ve tarihinde ilk defa bu denli bir siyasi güce ulaşan MHP için Derviş'in gelişi kötü bir sürprizdi. Tarafı karşı karşıya getiren olay 16 Nisan'daki Bakanlar Kurulu toplantısında yaşandı. Tarım Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp ile Derviş çiftçi borçları faizleri konusunda tartıştı. Tartışmanın uzaması üzerine Bahçeli araya girdi ve Derviş'e üslubuna dikkat etmesini söyledi.
Bahçeli masaya yumruğunu vurmaya karar vermişti. Koalisyonun dördüncü ortağı gibi davranan Derviş'i liderler zirvesinde görmek istemiyordu. Bahçeli'ye göre Derviş, hazineden sorumlu bakandı ve öyle davranması, itaat etmesi gerekiyordu. Ben Kemal Derviş'in geldiği günden bugüne kadar hükümetin dördüncü ortağı falan değil, patron olduğunu düşünüyorum. Allah razı olsun. Cuman mübarek olsun. Sağ olun. Cuman mübarek olsun. Allah razı olsun. Sağ olun. Cuman mübarek olsun. Cuman mübarek olsun. Cuman mübarek olsun. Allah razı olsun. Sağ olun. Cuman mübarek olsun. Helal olsun. MHP ve Derviş arasındaki gerilim, Telekom yönetimindeki atama kriziyle yeni bir boyut kazandı. Hiçbir şekilde bu kontenjan, hazinenin, MHP'nin ana kontenjanı diye bir şey olamaz. Zaten bunu aşmak istiyoruz Türkiye'de. Eğer bu tip kurumlara, parti kontenjanına göre, partiye bağlı insanları atayacaksak, o zaman bu program zaten yürümez. Partisini söyleyelim. Okumadım ki, bir okuyayım bakalım. Benim bu işi böyle parti kontenjanlarına göre çözemeyiz. Şimdi IMF ile bizim aramızdaki diyalogda profesyonel bu işin uzmanı, erbabı insanlar tarafından yönetilmesi istenmiştir. IMF böylece Telekom üzerindeki siyasi etkinin ortadan kaldırılmasını hedefliyordu. Ancak başta Bakan İniz Öksüz olmak üzere MHP, Telekom'u kaptırmamakta kararlıydı. Peki getirin bakayım adamlarınızı demişimdir o zaman. Çünkü yetki bendeydi o zaman. Hadi buyurun bakalım demişimdir. Getire getire kimleri getirmişlerdir? Telekom'un ihaleyle iş alan müşterileri. Bakın bunlar yönetim kuruna sokulmaya çalışılmıştır. İki, Telekom'la itilaflı ve mahkemeli konan. Bizim gidip bürolarını ve işlerini bastırıp suçüstü yakaladığımız ve mahkemelik olduğumuz adamlardan bazıları. Daha evvel Telekom Genel Müdürlüğü'nde ve önemli stratejik yerlerde çalışmış ve yasak süresini doldurmamış olan bizim eski personel, şirketlerin, başka şirketlerin yani rakip veya beraber iş yaptığımız şirketlerin yönetiminde başında bulunan, kanuna aykırı olarak doldurmamış olanlar bu kadronun içerisinde sokulmaya çalışılmıştır. IMF yönetimi yaptığı toplantıda Telekom konusundaki tıkanıklık yüzünden yardımı askıya aldığını açıkladı. Bu haber diken üstündeki piyasaları karıştırdı. Öksüz konuştukça dolar yükseliyor, borsa düşüyordu. Bahçeli artan baskıya daha fazla direnemedi. 17 Temmuz'da Öksüz'ü makamına çağırdı ve istifasını istedi. Benim ağzım kapatıldı. Bakanların ağzı kapatıldı. Dur bakalım Derviş ne yapacak? Dur bakalım Derviş ne yapacak? Hikayesinden doğru. Telekom krizinin çözülmesi, Türkiye'ye 2 milyar dolar kredi, istifanın eşiğine gelen Derviş'e ise prestij kazandırdı. Derviş'in kabine savaşları sürerken hükümetin ANAP kanadı da hareketli günler yaşıyordu. Derviş'le ters düşen Yüksel Yalova'nın istifasının üzerinden daha bir hafta geçmeden ANAP bu sefer tantan kriziyle sarsıldı. Krizin arkasında beyaz enerji operasyonu vardı. ANAP lideri Mesut Yılmaz'a göre operasyon amacını aşmış, kendisi ve partisini yıpratma kampanyasına dönüşmüştü. Jandarmayla da polemiğe giren Yılmaz, operasyonun arkasındaki isim olan İçişleri Bakanı Saadettin Tantan'ı hedef aldı. Yılmaz'a göre ANAP ihanete uğruyordu. Eğer bugün Anavatan Partisi'nin içinde hala şahsi hesabı için, kendi reklamı için, şahsi menfaati için Anavatan'ı kullanmak isteyenler varsa hepsine açıkça söylüyorum, artık yakamızdan düşün. Tantansa yolsuzluk ekonomisinden ve devlet içinde örgütlenen tapınak şövalyelerinden bahsediyordu. Kirli siyasetin ve bürokrasinin kurulması altında yolsuzluk ekonomisinin hayatı varlar, toplum içerisinde kamu gönderilerini sağlamak amacıyla değişik sivil toplum örgütleri ve tapınak şövalyeleri içerisinde de yapılanmaya gittiler ve lider ekonomi örgütlerinin yönetiminde söz sahibi oldular. Ve ne yazık ki bu soygun ve tamam düzeninin başörtüleri gerçekten de toplum ve kamu hayatımızda güçlü ve etkili olmaya muvaffak oluyor.
ekmeğinizi büyüteceğiz diye ortaya çıkıyor. E peki dün ekmeği çalarken, çaldırtırırken çalınan ekmeği soruşturulmaması için savcılardan ve güvenlik güçlerinden o yasal ekmeği alırken peki siz kimdiniz, neredeydiniz değil mi? Ekmeği büyüteceğiz, ekmeği çaldırtırmayacağız diyorsunuz. İşte bu çirkinliklerden Türkiye'nin kurtulması gerekiyor. İki isim arasında şifreli bir açıklama savaşı başlamıştı. Tartışma, kabinenin ANAP kanadında yapılan bir revizyonla son buldu. Yılmaz, kendi İçişleri Bakanı'nı görevinden alıp gümrüklerden sorumlu devlet bakanlığına getirdi. ANAP'la köprüleri çoktan atan Tantansa, ertesi gün istifa etti. Ankara'da sıcak bir yaz günü yaşanıyordu. Fakat Balgat'taki Fazilet Partisi genel merkezine akın edenlerin sıcağı falan düşünecek halleri yoktu. Partilerinin kaderi birkaç kilometre uzaklıktaki Anayasa Mahkemesi'nden gelecek açıklamaya bağlıydı. Mahkeme Başkanı Mustafa Bumin konferans salonuna girerken yükselen uğultu yerini bir anda patlayan plaj seslerine bıraktı. Mustafa Bumin elindeki karar metnini bir çırpıda okudu. Fazilet Partisi kapatılmıştı. Milli nizam, milli selamet ve refahtan sonra Fazilet, milli görüş çizgisinin kapatılan dördüncü partisi oldu. Ana muhalefet partisi konumundaki Fazilet'in kapatılma gerekçesi, laikliğe aykırı eylemlerin odağı olmasıydı. Kapatılmaya yol açan süreç Merve Kabakçıoğlu ile başlamıştı. Daha sonra Amerikan vatandaşı olduğu ortaya çıkan Kabakçı'nın meclis kürsüsüne türbanla çıkması, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş'ı harekete geçirmiş, 11 Mayıs'ta kapatma davası açmıştı. Fazilet Partisi'nin kapatılması, parti içindeki yenilikçi-gelenekçi ayrımında da bir dönüm noktası oldu. Bu iki kanat arasındaki mücadelede kılıçlar, 14 Mayıs 2000'de yapılan kongrede çekilmiş, yenilikçilerin adayı Abdullah Gül, genel başkanlığı kıl payı kaçırmıştı. Parti içinde söz düelloları giderek artıyordu. Aslında Fazilet'teki bu iç savaşın arkasında, partinin resmen üyesi bile olmayan iki isim vardı. Milli Görüş'ün yasaklı lideri Erbakan ve bir zamanlar onun veliahtı gibi bakılan Recep Tayyip Erdoğan. Bu akımın yaratıcısı Necmet Erbakan. 1960'lardan başlayarak kendine özgü bir politik cemaat kurmuş. Olmayan bir şeyi yaratmış Erbakan, yani bir doğal lider. Ve düşe kalka, kapatılı açılı hep varlığını korumuş. Tayyip Erdoğan da, Abdullah Gül de, Bülent Arınç da, o ekol onun öğrencileri. Erbakan, perde arkasından yönettiği Fazileti siyasi yasağı kalkana kadar kontrol altında tutmak istiyordu. Tayyip Erdoğan'ın amacı ise Milli Görüş'te ak saçlıların saltanatına son vermek ve hareketi merkeze yakın hale getirmekti. Fazilet'in kapatılması Milli Görüş'teki bölünmeyi kesinleştirdi. Erbakancı gelenekçilerin Selamet, Refah ve Fazilet'ten sonraki durakları Saadet oldu. Yenilikçilerin harekete geçmesi içinse gerekli zemin artık hazırdı. 2 ay süren hummalı bir faaliyetten sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'ni, AK Parti'yi kurdular. Hukuken tartışmalı durumuna rağmen Recep Tayyip Erdoğan yeni kurulan partinin genel başkanı seçildi. Ben değiştim diyor. Ben Avrupa Birliği'nden yanayım. Ben çağdaş toplumdan yanayım. Benim için başı açık olanların özgürlüğü, başı kapalı olanların özgürlüğüne eşittir. Bunları söylediği zaman bunu ben kabul etmek zorundayım. Ama ruhunda ne var, derununda ne var? Eski 1960'lardan beri gelen milli görüş söylemi değişti mi? Milletimin huzurunda açıkça ifade etmek istiyorum ki, hayatın öğrettiklerinin gerektirdiği bir gelişimin neticesi olarak ben de birçok insan gibi kendimi değişime açık tutuyorum. Fakat herkes bilmelidir ki değişimden kastedilen, bunu altını çizerek söylüyorum, bir takım oligarşik güç odaklarının taleplerine uygun hale gelmekse, böyle bir değişim
bizim yanımıza kesinlikle uğrayamayacaktır. Bunun geleceği ne olacak? Eğer Türkiye'deki geçmiş siyasal senaryolara bakarsak olacak şudur. Önümüzdeki seçime kadar Tayyip Erdoğan'ı yasaklı yapmak, Necmettin Erbakan'ı özgür yapmak, Necmettin Erbakan'ı Tayyip Erdoğan'ın bölücüsü olarak ortaya çıkarmak. Bu hep böyle olmuştur.